Ertesi gün için tekrar içine kabımın iç herhangi bir kap. Kabımın içine su koydum. Normal çeşme suyu. Ve kaynana dili dediğimiz bitki, kaktüs özellikle ve dikenleri var, biraz batıyor. Onun biraz sert olduğu için, yumuşaması için bir gece önceden suyun içine koyuyorum. Gündüz gerekirse suyunu değiştirebilirsiniz. Yumuşasın diye ayağımıza, ertesi günkü ayağımıza koyacağımız kaynana dili dediğimiz bitkiyi suya koyup bunu bir gece bekletiyoruz. Ertesi gece için yapacağız, hazırlayacağız. Elma soyar gibi kabuklarını soyuyorum, dikenlerini alıyorum. Biraz sonra ayağımı, topuğumu koyacağım. Daha sonra üzerine ben buzdolabı poşeti geçiriyorum. Ondan sonra çorap giyeceğim ve bütün gece ayağımda kalacak. Ve şimdi bir tane daha suya koyacağım. Geceden koyuyorum. Bütün gün kaynana dili sabaha kadar yumuşayacak. Bunu 4 ya da 5 gün topuğuma yapacağım. Ve topuk dikeninden tamamen kurtulacağım. Bana da bunu bir arkadaşım önerdi. Daha önceleri işte biber, limon koydum. Ayağımın altında su, buzlu soğuk su geçirdim. Ama bir türlü ayağım geçmedi 3-4 ay boyunca. Ve pandemi zamanına denk geldiği için doktora da gitmek istemedim. Bundan inşallah fayda göreceğiz ve sizinle de paylaşmak istedim. Görüyorsunuz, tamamen elma soyar gibi kabuğunu soydum. Dikenleri ayağıma batmasın diye ve böyle yapış yapış bir madde oldu. Şimdi tekrar bu suyu döküp tekrar bir tane daha yenisini koyacağım.